Evet, az önce ekranlarınıza getirmiştik Bakırköy'deki açıklamayı, keskin mitingini. Şimdi Nalin Öztekin Artı TV muhabirine bağlanacağız tekrar mitingde. Konuğu var yanında. KESK Eş Genel Başkanı Mahmut Bozgeyik, sözü kendilerine bırakacağız. Evet Nalin, söz sizde. Özgürlük Meydanı'ndayız. KESK'in çağrısıyla çok sayıda üniversite ve emek örgütü bir araya geldiler. Arkamda görmüş olduğunuz meydana sığmadılar bile diyebiliriz. Dikili Taş Meydanı'ndan başlayan kortejler halindeki yürüyüş bir saat sonra ancak buraya varabildi ve meydanı doldurdu buradaki kitle. Yanımızda bir konuğumuz var. Hemen bugünün anlam ve önemini kendisiyle konuşmak için dönüyorum. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgek yanımızda. Şu anda sizin bu çağrıyı yapmaktaki asıl amacınız neydi? Krizin bedelini ödemeyeceğiz derken neyi kastediyordu buradaki kitle? 17 Kasım'dan beri Türkiye'nin 5 bölgesinde meslek örgütleri ve demokrasi güçleriyle birlikte Türkiye'deki ekonomik krizde hem kapitalizmin neoliberal politikalarını ortaya çıkarmış olduğu antidemokratik uygulamalara işsizliğe ve yoksulluğa karşı kamu emekçileri olarak, emek meslek örgütleri olarak ve Türkiye'de bu AKP'nin 16 yıllık baskı politikalarından, otoriterleşme politikalarından etkilenen tüm toplumsal kesimlerle birlikte ortak bir mücadele programı irade beyanında bulunduk. Bugün burada Aralık ayının sonlarına doğru İstanbul'da son dönemlerde toplumsal muhalif kesimler üzerindeki baskılara karşı, antidemokratik uygulamalara karşı, işten çıkartmalara, yoksullaşma politikalarına karşı hem antidemokratik uygulamaların hem ekonomik krizin bedelini bizler ödemeyeceğiz diyen İstanbul'daki tüm emekçilerle, işçilerle, kadınlar, gençler, yoksullarla birlikte, yani bu AKP'nin 16 yıllık baskı politikalarına maruz kalan tüm toplumsal kesimlerle biz bir aradayız. Buradan bir kez daha şunu ifade ediyoruz. Özellikle Türkiye bir an önce normalleşmeli, güvenlikçi politikalarından, savaş politikalarından vazgeçmeli, derhal kamu emekçilerini işlerine tekrar iade etmeli, işçilerin işten çıkarmaları yasaklanmalı ve insanca yaşayacak bir ücret, iş güvenliğimizin hayata geçirilebilmesi için tüm bu yapılan ekonomik zamların, ücretlerimizde yaşanan reel kayıpların giderilmesi için acilen iyileştirmeler yapmaları doğrultusunda bu eylem ve etkinlikleri düzenledik. Bugün de buradayız. Umarız bu taleplerimiz bir an önce ülkeyi yönetenler tarafından hayata geçirilir. Hem bizlerin hem diğer toplumsal muhalif kesimlerin de bugün burada ifade ettiğimiz hem antidemokratik uygulamalar ortadan kaldırılması hem de insanca yaşayacak bir Türkiye özlemiyle politikaların hayata geçirilmesini talep ettiğimizi ifade ediyoruz. Şunu sormak istiyorum. Eğer sıralamamız gerekirse bugün bu kitlenin vereceği ilk mesaj ne olacak? İlk talebiniz ne olacak sizin iktidardan? Biz KESK olarak öncelikli olarak şunu ifade ediyoruz. Bu OAS sürecinde 4500 KESK üyesi işten çıkartıldı hukuksuz bir şekilde. Öncelikli olarak bu arkadaşlarımızın derhal işlerine iade edilmesini buradan talep ediyoruz. Zaten 2,5 yıldır keskin kararıyla kamu emekçileri çok hatta bu işten çıkarmalara karşı mücadele ediyor. İkincisi de özellikle iş güvencemizi ortadan kaldıran yasal düzenlemeler derhal geri alınmasını talep ediyoruz. Ve bu ekonomik kriz sürecinde yaşanan ücretlerimizdeki reel kayıpların da ortada kaldırılmasını, 2019 bütçesinin güvenlikçi bir politika değil, eğitime sağlığa, kamusal hizmetlere daha fazla kaynak aktarılması için bu taleplerimizi bir kez daha ifade ediyoruz diye belirtebilirim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet, KESK'in çağrısıyla binlerce kamu emekçisi, aynı zamanda özel sektörde çalışan çok sayıda işçi, emekçi bugün burada toplandılar. Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz dediler. Az önce sahne programında ilk olarak DİSK, KESK, TMOB ve TTB adına bir bildirim
görüyorsunuz. Halkların Demokratik Partisi, İzlediğiniz Sosyalist Partisi, Sosyal Haklar Derneği, Emek Partisi, Uluslararası İşçi Danışma Derneği, Halkların Demokratik Kongresi ve Sosyalist Kadın İşçileri gibi çok sayıda demokrasi ve emek örgütü bugün burada bu çağrıya destek verdiler. Uçta Alihan Değişimleri'nin burada çok düşünülen konulardan birisi. Birazdan sahneye çıkacak isimlerden birisi. Uçta Alihan Değişimleri'nin için destek veren, güvenme sağlayan sendika yöneticisi Özgür Karabulut olacak. Özgür Karabulut ve filan madde işçilerinden bir kişinin sahnede işçiler adına bir bildiri okuyacaklar. Biz de çok gün boyunca burada emekçilerin taleplerini, mitingle yaşananları aktarmaya devam edeceğiz. İstanbul'da kaçacaklarımız şimdi. Evet, Nalin Öztekin, teşekkür ediyoruz. Alandan aktardıkların için konuğu Mahmut Bozgey'in sözlerinden birkaç cümle aldığımız notlardan aktaralım. Savaş politikalarından, güvenlik politikalarından vazgeçilmeli, Türkiye normalleşmeli dedi Mahmut Bozgeyik. Birazdan İnşaat İş Sendikası'ndan Özgür Demir, o konuşmayı da getireceğiz ekranlarınıza, ancak şimdi haberlerimizle devam edelim. Bu kafayla Aleviler daha çok bedel öder, bu sözler Hacı Bektaş Veli.